İyi günler arkadaşlar. Şu anda Zoom'dan bir meeting başlattım. Recording yapıyorum. Bugün 10 Temmuz 2020. Aynı anda GoPro'yu başlatamadık. Bu nedenle neyi başlatacağız? StageTen'i başlatacağız. Teknolojilerimiz bu şekilde kullanmaya çalışıyoruz. GoPro niyeyse bağlanamadı. Direkt YouTube'a bağlanıyordu. Bizim direkt YouTube'a bağlanmak için başka sistemlerimiz var tabii. Benim 3-4 tane sistemim var. Hangisi olursa. Bugün konu biliyorsunuz Ayasofya. Ayasofya'da neler oluyor? Acaba Erdoğan Ayasofya'da Cuma hutbesini okuyacak mı? Çok mantıklı. Yıllardır halifeyim diye zaten biyet alıyor. Bir Mehdi'yim demediği kaldı. Onu da yakında söyler zaten. Ayasofya. Ayasofya koyduk yayının başına. Uyusa da uyumasa da koyuyoruz. Evet arkadaşlar. Şu anda StageTen TV'deki yayınımız başladı. Zoom zaten başlamıştı. Yayınımız paylaşın. Ne kadar çok paylaşırsanız o kadar yakışı olur. Bu paylaşma opsiyonu Zoom Meeting'den kimseye bir davetiye göndermedi bu sefer. Ayasofya'da neler oluyor? Ayasofyan var. Aya ne demektir? Ayn göz demektir. Göze gelmesin Ayasofya. Aya aynı zamanda Roma dilinde kutsallık ifade eder. Holy demektir. Sofya ise Sofya'dan gelir. Yani management yapan kadın demektir. Kraliçe, ana kraliçe. Yani kutsal ana kraliçe Ayasofya'dır. Ayasofya'nın manası ana kutsal kraliçe demektir Roma dilinde. Tabii bu dil daha sonra camiye çevirdikten sonra Ayasofya cami olmuştu biliyorsunuz. Uzun yıllar 481 sene kadar. Sonra 1934'ten sonra Mustafa Kemal çakma bir imzayla onu müzeye çevirdi. Neden çakma imza? Çünkü Mustafa Kemal'in imzası o imza değil. Mustafa Kemal'in imzasını biz biliyoruz. O tarihe kadar, 1934'e kadar Mustafa Kemal o bilinen Atatürk imzasını çakmıyordu. Onu Süfyanizm heyeti yapıyor. Etörcüler yapıyor. Yani kim müzeye çevirmiş? Etörcüler çevirmiş. Camiyi, kiliseye çevirmemişler, müzeye çevirmişler. Çok mantıklı. Tabii Bakanlar Kurulu'nun kararını iptal etti Danıştay 10. Dairesi. Çok gecikmiş bir karar. Neden daha önce yapmadı diye merak edenler olursa anayasaya aykırı. Anayasa Mahkemesi reddetmiş daha önce. Neden daha önce acaba olmadı da şimdi oluyor diye soracak olursanız Erdoğan ne isterse oluyor. Ferman imzalıyor Erdoğan. Topu Danıştay'ın hukukun olmayan hukukun üstüne attı. Ayasofya cami oldu ya, çalmak, hırsızlık ve terörizm serbestmiş. Bundan sonra zaten yapıyorlardı hırsızlık. Daha çok terörizm yapacaklar yani. Ayasofya üzerinden çalacaklar. Ayasofya kutsalını kullanıp da kutsal devlet terörizmi yapmak zaten darbeci Erdoğan ve ETÖ rejiminin bir geleneği haline geldi. Modern, hoşgörülü, Müslüman ülke rolünden çoktan vazgeçildi. Peki, diktatör demek serbest mi? Ben bunu merak ediyorum. Ayasofya'nın cami olması beni ilgilendirmiyor. Neymiş efendim, yılda 400 bin lira turistler para verip Ayasofya'yı görüyormuş da para kazandırıyormuş. 3 milyondan fazla turist ziyaret ediyormuş. Koronavirüs var. Turist gelmiyor.
Türkler de Ayasofya Müzesi'ni ziyaret etmiyor. Mangırlar gelmediği için Erdoğan krize girdi. Yoksa cami falan yapmazdı. 3500 tane cami var. Eğer gözü namaz kılmakta olsaydı İstanbul'da cami çok. Para gelmiyor. Ayasofya üzerinden nasıl para kazanabiliriz? Rant elde edebiliriz diye. Süfyan Erdoğan kafası böyle çalışıyor. 400 milyon gelmiyorsa turistlerden, bizde 83 milyon vatandaşımız var. Ayasofya'yı görmemişlerdir. Gitsinler, Ayasofya'yı görsünler. Girerken Ali Cengiz Liman Holding'e verelim ihaleyi. 10 lira versinler. 100 lira vermelerine gerek yok. 83 milyondan biz iyi para kazanırız. Bir de sadaka toplarız. Dilencilik yaparız. Kurban toplarız. Efendime söyleyeyim, zekat toplarız. Ayasofya üzerinden Erdoğan değil 400 milyon 40 milyar dolar para kazanırsa hiç şaşırmayın. Eğer 40 milyar dolardan aşağı düşerse, lira değil milyar dolardan aşağı düşerse ben adımı değiştiririm. Frank yaparım. Erdoğan her şeyi hırsızlık için yapıyor. Hiçbir kutsalı yok. Hiçbir değeri yok. Etik ahlakı yok. Bunu herhalde biliyorsunuzdur. Öyle değil mi? Aya, Süfyan, Sofya dememin sebebi de bu. Yorum soruyorlar benden ne düşünüyorum diye. Erdoğan Ankara ve İstanbul'da halkın karşısına çıkarak 15 Temmuz'da komplo kurduklarını ve kumpas kurup bir tiyatro sergilediklerini anlatmayacak. 15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde akademisyenleri, gazetecileri, kamu çalışanlarını nasıl bir kumpasa getirip de darbe yapıyorlar diye sahtekarlık yaptığını ve darbe yönettiğini açıklamayacak. Darbenin çakma olup olmaması zaten önemli değil. AKP camiasında darbeyi biz yaptık diyorlar zaten. Çakma olup olmaması önemli değil ki. Hırsızlık önemli. Kamu mallarını domuz gibi yemek önemli ve şov yapmak, gösteriş budalası olup toplumun mal mülk ne kaldı geriye? Kime çökelim? Üretmeden, çalışmadan nasıl vurgun yapalım? Kısa yönden köşe dönelim diye AKP'liler projeyi üretiyorlar. Erdoğan'a sunuyorlar, o da baş şeytan olarak onaylıyor. Kim darbe yapacakmış Türkiye'de? Mümkün değil. MİT kontrolünde 9 senedir. Türk Silahlı Kuvvetleri 4 senedir tamamen kontrolünde. Erdoğan darbe yapamayacaklarını biliyor. Tahrik ediyor. Darbe yapın. Ben darbeleri seviyorum. Bastırmayı da seviyorum. Sonra da darbeci ilan edip malınıza, mülkünüze, ırzınıza koruyorum. Parti pırtı takmıyorum. Zaten CHP kontrollü darbe diyerek kaşındı. Muharrem İnce'yi başına gayim olarak tayin ederim. Bu İYİ Parti de tozuttu. Yavuz Aloğlu'nu tayin ederim. Zaten menzil grubundan arkadaş. Beni küçük Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanına sokmuş babasından dolayı. Muhsin Yazıcıoğlu da bu adamın şerefsiz olduğunu öğrenince kovmuş. Muhsin Başkan'ı Erdoğan'la beraber öldüren çete içinde İYİ Parti kurucularından Yavuz Bey de var. Alperen Ocakların başına gelmeye çalışmış ki tetikçi çıkarsın MİT adına, Veli Küçük adına. Hrant Dink'i öldürdükleri gibi başkalarını da öldürsünler diye. Alperen Ocakları'ndan, Nizami Alem Ocakları'ndan tetikçi çıkartmak için Veli Küçük Yavuz Bey'i BPB, Büyük Birlik Partisi'ne koymuş. Yani böyle bir durum söz konusu. Sonra da Mustafa Destici AKP milletvekili oldu. Yavuz Bey İYİ Parti'de Veli Küçük yönetiyor. Darbeci, ötücü. Erdoğan'ın kumarhane ortağı. Yani beyaz kadın ticareti, içki, uyuşturucu, kumarhaneler Adana'da Veli Küçük'e çalışıyor. Bu nedenle Adana Belediye Başkanı Karalar'ın makam odasına haciz gelmesi çok normal. Daha önceki belediye başkanı borçlanmış, ödememiş. Şimdi belediye başkanı kendilerinden olmadığı için
hadis getirmeye karar vermiş. Geçmiş borçlarından dolayı. Veli Küçükadas'ın 17 tane 5 yıldızlı otel kumarhane çalıştırıyor. Adana'da. Belediye başkanı Veli Küçük'ün kumarhanelerine el koysun. 5 yıldızlı otellerde fuhuş yapıyorlar. Ha, Erdoğan 15 Temmuz'da Amerika'da şov yapacakmış. Tabii parasıyla. Özel şirketlerden uçak kiralamışlar, pankart yazmışlar. 15 Temmuz zafer narası atacaklarmış Pennsylvania sıbalarında. Türkiye'de ise 15 Temmuz şehitleri diye topladıkları 350 milyonu hükrettiler. Biliyorsunuz bu parayı talep eden öldürttüğü 251 insanı da dövdüler. Biber gazı sıktı, cop soktu. Pardon, coplar onları daha işkence almadılar. Copla dövdüler, ağzımızdan kaçtı. Adil düzenli deyip olmalı Süfyan Erdoğan'ın. 4 senedir yalandan gazi ve şehit maaşı verdiği adamlara dedi ki, yeter lan dedi. 350 milyon da biz hükretelim yani. Size devletten haybeden maaş veriyoruz. Siz darbe mi engellediniz? Tanklara atlet mi tıkadınız? Manyaklar. Darbeyi ben yaptım zaten. Erdoğan biliyor darbeyi kendisinin yaptığını. Tabii bilmeyenler var Türkiye'de. Cumhurbaşkanlığı açıklama yapmış. 15 Temmuz programı Erdoğan dahil. Ona 17 milyona yakın takipçisi var sosyal medyada. 251 tanınmış kişi Twitter'da profil fotoğraflarını şehit fotoğraflarıyla değiştirecek. Bu 251 tane dangalak kim onu merak ediyorum. Yani 251 tane tanınmış, Erdoğan'a biat etmiş zombi kim onu merak ediyorum. Aslında çok da merak etmiyorum. Tanınmış kişi deyince İbrahim Tatlıses'tir, Demet Akalın'dır, efendim Muazzez Ersoy'dur, ne bileyim Ajda Pekkan'dır. Herhalde Erdoğan'ın yemlediği adamlardır büyük ihtimalle. Şehitler arasına İngilizce yazılı pankartlar da Pennsylvania ve Amerika eyaletlerinin bazılarında hava araçlarıyla gezdirecekmiş. Parasını verince istediğin pankartı gezdiriyorsun Amerika'da. Özgür ülke. Türkiye gibi değil ki. Hemen hapse tıksınlar, işkence yapsınlar, ne bileyim kulüp hakta avukatları dövsünler. Türkiye değil ki. Özgürce eylem yapabiliyorsun. Hiç polise bildirmene de gerek yok. Anayasal hakkın Amerika'da. Erdoğan da Amerikan vatandaşı olmamasına rağmen anayasal haklarını kullanarak özel uçaklara devletimizin parasını çarçur ederek uçuracakmış, şov yapacakmış. Biz de 250 kişinin katili olan Erdoğan'ı lanetle anacağız. Ülkesinin ordusunu dağıtan vatan haini diye yazıp senin resmini Twitter hesaplarımızda 15 Temmuz'da katil Erdoğan diye 250 kişiyi de öldürdü. Sadat'la, sniper'larla biliyorsunuz ortaya çıktı. Akıncılar üstündeki Kazan köyünün Ankara bebelerini de Erdoğan'ın Sadatçıları sniper'la öldürmüşler. 15 Temmuz'da Harbiye'nin kafasını kesmişler, işkence yapmışlar. Askerlerimizi dövmüşler, sövmüşler. Erdoğan'ın çakalları hırsız, namussuz, katil, tiyatro ve kumpası 15 Temmuz'u bütün ince detaylarıyla ortaya çıkartmak boynumuzun borcudur. Türkiye'de 15 Temmuz gerçeği görünenden çok daha koyu renklidir. Aslında bu durum 1980'deki askeri darbeden hemen önce Türkiye'deki durumu hatırlatıyor. Avukat baroları şimdi bölündüğü gibi çoklu baro diye. O zaman da sendikalar ikiye bölünmüştü. Polis teşkilatı sendikaları ikiye bölünmüştü sağ sol diye. Erdoğan da şimdi çoklu bir sistem kurdu. Barolar çoklu bölündü. Sendikalar çoklu bölündü. Milletimiz bölük bölçük paramparça oldu. Yani gradyocuların 1980 darbesi öncesi yapmış olduğu nifak, fitne ve şerefsizliği Erdoğan 100 kat daha fazla yaptı. Daha büyük travmalar meydana getirdi. 1980 askeri darbesi öncesi sokaklarda 5000 tane gencimizi
sağ-sol savaşlarında vatanı milleti kurtarmak idealinde olan gençler öldüler. Devlet Bahçeli de demiş ki 15 Temmuz'da sokağa çıkmayın. Erdoğan'la biz bir kumpas planlıyoruz. Öldüreceğiz. Yani 15 Temmuz'da öldürdük. Yine öldüreceğiz. Her 15 Temmuz'da yeni katliamlar, yeni kumpaslar yapacağız demiş Devlet Bahçeli. Horklak. Öyle bir adam yok ki. Özel Harp Komutanlığı yazıyor. Bu durum nasıl böyle bu hale gelmişti? 16 Nisan 2017'de çakma bir referandum yapmıştı Hileli Erdoğan. Evet, hayır diye toplumu ikiye bölmüştü. Hayır demişlerdi. Diktatörlük istemiyoruz. Adam sarayda ayarlama yapmıştı. %33 oy almasına rağmen, evet almasına rağmen %51.4.4 3 gün önce bildirmiştim biliyorsunuz. Sarayda ayarlama yaparak 3 gün önce bildirdim. Başkanlık yetkilerini almıştı. Erdoğan Türk siyasi yapısını değiştirerek bütün gücü eline toplamıştı. Bundan 3 sene önce. Günaydın. Erdoğan ve AKP'ye kitlesel bir ajitasyon, popülizm ve sinir etme, milleti keriz aptal yerine koyup alay etme politikası izliyor. Dalga geçiyorlar. Kibirden yani. Çok paraları var, kibirliler. Muhalefetin, ana akım medyanın artık olmadığı bir ülke yaşıyoruz. Zaten muhalefet görünümlü parti fırtılar da havuz medyasına erişemiyor. Erişim imkanları yok. O yüzden sosyal medya hesapları açıldı ve artık havuz medyası Erdoğan'ın %99 kontrolüne geçtiği için gerçek yok. Yalan. Yalan dünya. Yalan ülke. Tüm bu tek taraflı kampanyaya rağmen Erdoğan biliyorsunuz 12 tane büyük şehri kaybetti CHP'ye. HDP'nin desteğiyle İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Adana'da bunlardan bir tanesi. Şimdi de ne yapıyor? Adana Belediye Başkanı'nın odasına haciz getiriyor. İmamoğlu'nu çalıştırmıyor. Tabii kanal bahane, soygun şahane. Rant, imar rantı. Erdoğan ülkede petrol ve gaz olmadığı için imar rantıyla iktidarda kalıyor. Lakin bunca dersler, bunca soykırım, katliam, ayrımcılık, ötekileştirme, halkı hapsetme, milleti inletme, hain darbeci ilan edip de hedef saptırma muhalefeti uyandırmıyor. Hala kötü diyorlar. Bu kadar ahmak, yobaz bir kitle olduğu sürece Erdoğan hiçbir şey öğrenemeyen bu muhalefet sayesinde istediği kumpası, oyunu oynamaya devam ediyor. Hem iç politika hem dış politika olarak zaten muhalefetin ne düşündüğünü umursamıyor. Bizim ne yazdığımızı umursamıyor. Suriye'de battı, Libya'da battı. Dış politikası iflas etti. 250 tane diplomatın bir tarafına job sokarak susturmaya çalışıyor. Onlar da yurt dışına kaçıp iltica ediyorlar. Dış politika bitti. Arabulucu barış misyonu üstlenen Türkiye itibarlı ülke gitti. Yerine bir tane tarafı seçip oraya silah satan, El-Kaideci terör örgütlerini lejyoner asker olarak kullanan ve masum Müslümanları öldüren, katliam ve tecavüz yapan bir Türkiye. Erdoğan Türkiye'si geldi. Ve Türkiye herkesin sevdiği arabulucu büyük ülke misyonunu kaybetti. Kürtlere karşı olan bakışını tamamen 2015'te seçimlerde, parlamento seçimlerinde 7 Haziran'da kaybedince kan politikasına geçti. 780 tane polisimizi ve askerimizi PKK'nın eline, isimlerini adreslerini veren Ahmet Davutoğlu öldürdü. Ve bu kan politikasıyla Ahmet Davutoğlu Diyarbakır, Sur, Cizre, Nusaybin kana boyadı, yıktı. Suriye gibi yıktı. Ve Ahmet Davutoğlu hala konuşuyor. Çok ilginç. Suriye'yi yıktığı yetmediği gibi Türkiye'nin güneydoğusunu son 5 yılda
5-6 bin civarında masum vatandaşımızı sokaklarda öldürerek Tayyip Erdoğan'ı bir hafta cesedi alamadı insanlar. Masum insanları katlederek, HDP'leri hapse doldurarak, PKK'yı kullanarak bu noktaya geldi. Şimdi Türkiye'de bir devlet kalmış durumda. Laik devletin ve Kemalist geleneğin korucusu olan ordu, diktatörlük alışkanlıklarına ve darbe geleneklerine ara verdi mi? Yok. Erdoğan'la ittifak yaptı, ara vermedi. İhraç etti, 55 bin askerimizi darbe bahanesiyle ordudan attı, ihraç etti. Yani daha önce laik Yavaş Kemalistlerin 30 senede yaptığı işi bir günde yaptı Erdoğan. Ve toplumun İslamlaşması adı altında resmen dinsizleşme süreci yaşanıyor. Ve imam hatipleri attıkça insanlar dinden kaçıyorlar. AKP'lileri gördükçe hırsızları bunların inandığı Allah'a biz inanmak istemiyoruz. Bu Müslümanlık olamaz. Bunların inandığı Allah biz inanmıyoruz diyorlar. Yani İran oldu. İran'daki Mola rejimi sistemi. Perinçek ve Etocular sayesinde böyle dinden nefret eden, soğutan bir noktaya geldi. AKP'liler tükürülecek adamlar haline geldi. Erdoğan gittikten sonra bu AKP'nin başına herhalde çok iyi şeyler gelmeyecek. İran'dan bir arkadaşım diyor ki, Tebriz'den, Tahran'dan bir haber var. Çin, Molla rejiminin İran'ını satın almak için anlaşmaya oturmuş. Molla rejimi İran'ı Çin'e satmaya karar vermiş. 40 sene sonra. Devlet ve hükümet Ali Hamaney ile beraber Molla rejiminin 12 tane ayetullahı var, dokunulmaz, saray ehli. Oturmuşlar, 25 yıllık bir anlaşma yapmışlar. Yüklü bir kredi verecek Çin İran'a. Bu kredi karşılığında İran'ı Çin'e satmayı onaylamış Ali Hamaney, dini lider, dokunulmaz ayetullah ve 12 tane İran'ı yöneten Molla rejiminin hırsızı. Menkenzai ile zaten milyar dolarları kaçırırken yakalanmışlardı. Türkiye'ye kaçırırken de yakalandılar. Sürekli yakalanıyorlar. Bu yüzden en güvenli yer Çin. Çin'de yakalanma ihtimalleri yok bu hırsız molaların. Henüz anlaşma müzakere aşamasındaymış. Bu anlaşmanın başlıklarından biraz vereyim ben. Türkiye'de bu anlaşma gelirse, Avrasya eksenini getirirse, Erdoğan ülkemizi, Türkiye'yi Çin'e satarsa hiç şaşırmayın, sonra demedi, demedi. Bir, Çin, İran'da Çinlilere özgün şehirler kuracak. Yani Kanal İstanbul gibi. Böyle Çinlilere Erdoğan satmıştı, Jack Ma'ya satmıştı ve 5 tane Çin'in en zengin Komünist Parti'nin şirketi var Kanal İstanbul'da. İstanbul'da Şangay ve Çin şehri. Çok özgün. Cami yok içinde. Zaten cami çok İstanbul'da. 3500 tane var. İkinci madde, 4000 kişilik Çin ordusunun elemanları, Special Force, İran'a yerleşecek ve önemli olaylarda müdahale edecek. Yani eğer itiraz eden olursa, muhalefet eden olursa, bastırması için 4000 tane Special Force Çin ordusunu İran'a yerleştiriyor Çin. Para verecek. Şehri kuracak. Altyapı kuracak. Üçüncü madde, tüm petrol ve gaz rafinerileri Çin güdümüne girecek. Zaten bir haftadır Tahran'daki rafineri ve petrol nükleer tesislerde patlamalar meydana geliyor. Patlama, dinamitler, Kocaeli'deki patlama gibi. Kimin yaptığını kimse bilmiyor. Halk Molla rejiminden şüpheleniyor. Molla rejimi diyor ki Amerika ile İsrail yapmıştır. Yani Çin yapmış olabilir. Çünkü Çin petrol ve gaz rafineleri gibi nükleer tesisleri de Ruslardan teslim almak için anlaşma yapmış Ali Hamaney ile ve 12 tane ayetullah saray ehliyle, Erdoğan'ın saray ehli gibi yani.
Dördüncü madde, molalar 40 sene yaklaşık 41, 42 sene, 42. seneye girdi. Yönetiyorlar, hırsızlık yapıyorlar. Ali Hamaney ve oğlu. Toplam 25 sene daha Çin sömürsün diye İran'ı tam takır hazine boş, molaların cebinde paralar, Türkiye'de AKP'lilerin, Erdoğan'ın cebinde hazine boş. Aç ve fakir bir halk geriye kaldı. %95'i fakir İran'da. Kimse de 5 kuruş para yok. Molalarda var. Onlar da Çin'e satmışlar. Yani İran İslam Cumhuriyeti'nin sonu bu. Hasta adam derlerdi Osmanlı'ya. İran hasta bir adam. Hatta foseptik çukuru diyebilirsiniz. Yani bok çukuru. Erdoğan kurduğu Türkiye'deki sistemde böyle bir enkaz. İran'ın sonu ne olacak diye soruyorlar. İran İslam Cumhuriyeti diye bir şey kalmayacak tabii. İslam yok çünkü. Müslümanlar travmada, %95 fakir. Sovyetler Birliği ve Rusya uzun yıllar sömürdü İran'ı. Şimdi molalar Çin'i tercih etmişler. 25 yıldır da İran'ı Çin'e kiralamışlar. Paralar gelsin. Nasıl ama? Çok güzel bir sistem değil mi? Erdoğan da yapacağı bu zaten. Ondan sonra Ayasofya'yı konuşalım diyorlar. Ha, biraz önce okuduğum yorumları Pravda gazetesinden Viktor Denisenko yaptı. Pravda gazetesinden. Süfyan Erdoğan başkanlığında Türkiye 2 yılda tamamen çöktü. Türk lirası son 13 yılda 124 ülkenin para birimine karşı değer kaybetti. Türkiye'de 381 cezaevi var. 139 tanesi son 10 yılda Erdoğan tarafından, Ali Cengiz tarafından kuruldu, inşa edildi. Aynı holding. 38 tane yeni cezaevinde aynı holding inşa ediyor. Bu cezaevlerini Erdoğan doldurmayı düşünüyor. Yani business. Doldur boşalt, doldur boşalt. Çok ciddi para kazanıyor. Yani 2 milyar dolar rant elde etmiş sadece hapishane işletmeciliğinden. Tabii FETÖ borsasında soyduğu insanlar hariç. Yoksa bazen bir zavallı garibandan 1 milyon alıyor haraç olarak. Erdoğan hapishane biznesi sayesinde ayakta duruyor. FETÖ biznesi sayesinde. Herkesi FETÖ'cü ilan ediyor biliyorsunuz. 38 tane cezaevinde herhalde boş yere yapmıyordur. Doldurma garantisi, mahkum garantisi var. Süfyan'ın cezaevi yaptırma hızı katma değerli üretime, istihdama dönük yatırım ve fabrika gerçekleşme hızını geçti. Tuhaf ve son derece insani bir ekonomi yok tabii. Tuhaf bir ekonomi var da insani bir ekonomi ve siyaset, ticaret, dış politika ortada yok yani. Gözükmüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, GoPro çalışmadı, bari sus kardeş. Türkiye'nin statüsü değişti demiş. Freedom House'un 2019 yılı raporu. Türkiye 100 üzerinden 31 puan almış. Özgür olmayan ülkeler arasında. MIT, Birleşmiş Milletler raporuna göre masum insanları kaçırmaya, mafyalık yapmaya, teröristlik yapmaya çalışıyormuş. İnsan hakları krizleri nedeniyle Türkiye dünya klasmanında artık özgür olmayan Afrika ülkelerinde altına düşmüş durumda. Hukuk adalet kalmamış. Pakistan, Irak, Suriye, Somali gibi ülkelerin aşağısına düştü. 149 ülke arasında, OECD arasında 129. sıraya düştü. İfade özgürlüğü konusunda, siyasal hak ve özgürlükler konusunda da 41. sırada OECD'de, dünya sıralamasında klasmanda 129, dünyada 149 ülke varmış. Ha gayret, bizden daha kötü 20 ülke varmış.
onları da geçebiliyor musunuz? Sonuncu olmaya doğru gidiyor. Yani Suriye'den, Kuzey Kore'den daha kötü olmaya doğru ülke hızla ilerliyor. En sonda Venezuela, Suriye ve Kuzey Kore var. En sonunda Kuzey Kore var dünya klasmanında. Erdoğan gözünü Kuzey Kore'nin tahtına dikti. Yargı bağımsızlığı kalmadı. 50 sıra gerilemiş 2019 senesi içinde. 50 sıra birden aşağı düşmüş. Türkiye hukukun üstünlüğü sıralamasında 126 ülke arasında 109. sırada az kalmış en sonuncu olmamıza. Kaç ülke kalmış? Ha gayret. Bence geçersiniz. Yargı bağımsızlığı sıralamasında 2007'de 50. sıradayken 109. sıraya düşmek gerçekten çok büyük bir başarı. Basın özgürlüğü konusunda Türkiye 2002'de 100. sıradayken 2020'de 154. sıraya gerilemiş. Yani en sonlarda yer alıyor. Lider. En berbat ülkeler içinde yer alıyor. Türk lirası 4 kat değer kaybetmiş. 126 ülke parası karşısında değer kaybetmiş. 124 pardon. Ve artık Türk lirası convertible değil, geçerliliğini kaybetmiş. Ama altın yükseliyor. Millet düğün yapamıyor. Altın takamıyor sünnette. Niye? Altın biznesi Erdoğan tarafından ele geçirildi. 2008'den itibaren Reza Zarrab milli ekonomiyi kurtarırken Amerika'ya kaçtı. Hakan Fidan tarafından. Ama bir enkaz bıraktı. Altın biznesi, bütün özel sektör firmaları Erdoğan tarafından çalındı ve kendi kasasına aktarıldığı için altın biznesi Gana'dan getirilen altınlar sayesinde, Zafer Çağlayan sayesinde Erdoğan oldu. Hiç kimse yargılanmadı. Hesap vermedi. 7 yıldır Zafer Çağlayan kaçıyor yargıdan. Erdoğan yargıdan kaçıyor. Altın, döviz Erdoğan'ın malı oldu. Türkiye, her şey Erdoğan'ın malı oldu. Mal oldunuz. Yani gıda ve enerji fiyatları artıyormuş ve Türkiye gıda enflasyonu en yüksek ülke olmuş 2018'den beri. AKP'nin belirlediği asgari ücret açlık sınırı seviyesindeymiş. Avrupa'daki 30 ülke arasında en düşük 4. asgari ücretmiş. Yani Romanya seviyesine düşmüşüz. Eskiden Romanyalılara ben çok acırdım. 2000 yılında Romanya'ya gittiğimde neredeyse ağlayacaktım. Yani artık Türkiye'deki insanlara ağlıyoruz. Çok büyük bir gelişme 20 yılda. Sosyal devlette son sıralarda, Dünya Bankası'nın yaptığı 5'li sınıflamaya göre gelir dağılımında en kötü 4. grupta yer alıyor. Ve sosyal devlet kalmamış. Laik devlet kalmamış. Hak fakirlikte boğuşuyor. Açlık krizlerinde sosyal adalet bakımından 41 OECD ülkesi arasında 40. sırada. Ha gayret. Bir tane ülkeyi geçememişiz. En kötü ülkeler içinde yer alıyoruz. Yani sondan birinciyiz. Erdoğan mükemmel bir başkanlık, süfyanlık, führerlik sergilemiş. Üniversite mezunu işsizler artmış. 2020 itibarıyla 1,5 milyon daha eklenmiş ve artmaya devam ediyor. Çalışan her 3 üniversite mezunundan biri ise eğitimini aldığı alanda iş bulamıyor. O yüzden yurt dışına çıkmayı düşünüyor gençler. Hem AKP'de de bu yüksekmiş. %64 oranında, CHP'de %74'müş. Demek ki hizmet ülkeden gidince ülkenin sigortası atmış. Ülkede bet bereket kalmamış. Hizmet hareketini şeytanlaştırmaya devam ediyorlar. Ondan sonra ülke beynini kaybetmiş, beyinleri göçmüş. Hala da tövbe, istiğfar, özür falan yok. Devam. Dijital rekabette güçsüzlük. Türkiye 63 ülke arasında Meksika ve Ürdün'den sonra 52. sırada yer alıyor. Yani enformasyon teknoloji konusunda en sonda. Hindistan ilk 3'te yer alıyor. Hindistan kadar olamadık tabii.
ihracat düşmüş ve ülkede artık ihracat yapılamıyor. İthalat artmıştı koronavirüsten önce. Tüketen, üretmeyen, brand name'leri, Anadolu Kaplanları hapiste olan FETÖ'cü diye işkence gören, mallarına mülklerine çökülen ve yeni yatırım yapmaları mümkün olmayan, yabancı sermayenin kaçtığı, borsada 6 tane firma paraları kaçırmasınlar diye Erdoğan'ın Ayasofya kararından önce tedbir koyduğu bir ülke. Aman ha, Ayasofya'ya cami yaptık diye paralar kaçmasın. Yabancı yatırımcı da paralarını kaçıramıyor. CHP'liler de kaçıramıyor fermanla. Ferman imzaladı bu konuyla ilgili Erdoğan. Mükemmel değil mi? Harika bir ülke. Saraylı, torpilli müneccim gazeteciler var. Bir hafta önce MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Argeder Strateji Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Kulat sosyal medya hesabından zaten demişti ki hayırlı olsun Danıştay 11 ile 27 11-1934 tarihli Ayasofya kararını iptal etti. Artık cami ve nokta konuldu. Geri sayım başladı. Bir hafta önce sosyal medya hesabından paylaşıyor. Sabah gazetesi MIT'in istihbarat merkezi yani başında Ferhat Ünlü ve Abdurrahman Şimşek gibi gerizekalı iki tane adam var İstanbul'da. Ankara'daki gerizekalı ise Ankara temsilcisi ve yazar Okan Güderlisoğlu. Arkadaş ekonomi muhabirinden gelir. Kabak kafalı Okan geçtiğimiz hafta katıldığı canlı yayında Danıştay'ın söz konusu kararı iptal ettiğini ve bir hafta önce zaten Ayasofya kararının alındığını söyledi. Yani bir haftadır Erdoğan topu yargıya attı. Yargı karar verecek diye bekleyenler ucuna bekliyorlar. Erdoğan fermanı imzalamış zaten. Danıştay'ın bir söz hakkı yok. Danıştay'ın başkanının kızı zaten sarayda Erdoğan'ın avukatı. Hukuk işlerine bakıyor. O bakıyor bu işlere. Erdoğan ilgilenmiyor. Yani anasını atamışlar Danıştay'ın başına. Kızını almışlar saraya. Ondan sonra siz yargı var diyorsunuz. Zühtü'den medet mi bekliyorsunuz? Zühtü Arslan. Hangi anayasa mahkemesine götürülen CHP'nin iptal başvurusunu Zühtü değerlendirdi? Bir tane söyleyin. Yok. Demek ki kararı Danıştay 10. Dairesi değil, Erdoğan almış. Ama topu yargı üstüne atarak hiç risk almadan tereyağdan kıl çeker gibi Ayasofya'yı cami yapıp bir popülizm daha yaptı. Aynı tarihlerde Türkiye'de ne oluyor? Aynı gün ülkemize neler olduğuna bakalım. Evet, mesele bu. Ülkemizde aynı tarihlerde büyük bir zulüm yaşanıyor. Ve bu zulüm zirveye çıkmış durumda. Kanı salmış durumda. Ne olduğuna bakalım. Melek Hanım, Melek İpek'in evine el konup yargı kararıyla evden atıldı. Kur'an-ı Kerim'i aldı anamız Melek İpek. Evden çıktı. Allah'ın adaletine güveniyorum dedi. Allah'a emanet dedi. Size emanet değil. Siz hırsızsınız. Yüzlerine söylemedi. Allah'a emanet dedi. Ülkemize yabancı düşman askeri ayağa değmesin dedi. Bu cesur mert anamız. Tabii bir Türkan saydan olmadığı için havuz medyası ve etücü medya Melek İpek Hanım'ın kahraman mert duruşunu haber yapmadı. Herhalde İngilizler işgal etmiş ülkemizi. O yüzden medya, Gladio medyası, Erdoğan medyası Melek İpek Hanım'ın başına gelenleri haber yapmıyor. İşgalci İngilizlerin, Yunanların veya Rusların medyası var Türkiye'de herhalde. Manisa'lı Lawrence Bülent Arıç ise daha önce Melek Hanım'ın elini öperdi. Onları çöpe attı. İyilik meleği derlerdi. Melek Gökçek falan. Evlerinden çıkmazlardı. Akın İpek abimizin evinden. Şimdi bu çürümüş vicdanlar yeni kumpaslar kuruyor. Melek Gökçek, Ümit Özdağ, Yavuz Ağırlıoğlu bir araya gelmişler. Şu Muhsin Başkan
suikastını cemaatin üstüne atalım. TV'lerimiz var Ankara'da, Türkiye'de. Kimi çıkartalım? Kimi çıkartalım? Cemaatin üstüne kalsın suçumuz. Muslim Başkan'ı öldürdük ortak bir şekilde. Hepsinin eli var tabii. Melek Gökçek'in eli var. Melek Gökçek, Kemalettin Özdemir, Yavuz Ağaoğlu İyi Parti'deki sadece Erdoğan ve Beşir Atalay değil yani. Muslim Başkan'ın cinayetinde sadece Mustafa Destici değil, AKP milletvekili. Bir katil şebekesi faaliyet gösterdi. Ülkemizin en mert insanını şehit ettiler 2009 senesinde. Niye? Büyük Birlik Partisi'ni işte böyle AKP'ye bağlamak için. Alperen Ocakları'ndan tetikçiler çıkartmak için, katiller çıkartmak için, kullanmak için. %2'lik bir oyu vardı Muslim Başkan'ın. Bir gün Yavuz'a demiş ki, ulan hıyar demiş, ben 12 Eylül'de 7 yıl işkence gördüm. Bana bir günde verilen elektrik bir apartmanın elektrik ihtiyacını karşılardı. Karşımızda darbeciler var. Şerefsiz veri küçük göndermiş, babasının kullanarak yardımcı olmaya çalışmış Muhsin Yardımcı, Muhsin Yazıcıoğlu'na. O da kovalamış iti. O da gitmiş İyi Parti'yi kurmuş. Özel Harp Komutanlığı'na çalışıyor. Veli Küçük'e çalışıyor. Sakarya bölgesinde biliyorsunuz bütün her şey Çatalca bölgesinde Veli Küçük'e bağlıydı eskiden beri. Daha sonra ise oraya Atilla Kaya'yı Veli Küçük tayin etti. Veli Küçük'ün Citem'deki rolünü biliyorsunuz. Levent Ersöz, Levent Göktaş'la beraber Atilla Kaya'yı duymadınız herhalde. Atilla Kaya ta Harbiye'nin birinci sınıfından emekli olana kadar işkence yaptı. 12 Eylül'de işkence yaptı. Teğmen'de 1986-87'de işkence yaptı. Gata'da, Ankara'da. Sonra Citem'i kurdu. Asit kuyularını keşfetti. Kürtlere katliam yaptı. Arkadaşın bütün kariyeri işkence üzerine kuruldu. Zevk alıyor Atilla Kaya. Sakarya'daki son 4 senede yapılan işkencelerin hepsini Atilla Kaya emekli olduğu, emekli albay olduğu halde sıkı yönetim komutanı olarak Sakarya bölgesinde Veli Küçük adına, ETÜ adına yaptı. Pirinçekçidir. Atilla Kaya'yı gözaltına alan bir savcı gördünüz mü? Ondan sonra da niye bu Sakarya'da acaba patlıyor bu havai fişek fabrikası diye soruyorsunuz. Kime çalışıyor? Bu dinamitler kimin? AKP'nin mi, ETÜ'nün mü gizli bölmelerine gidiyor? Nerede saklıyorlar bu dinamitleri? Ne yapacaklar acaba? Merak ediyorsunuz. Çok merak etmeyin. Öbür tarafta hesap sorarsınız. Öldükten sonra tabii. Kim vurduya gidersiniz? Kimin öldürdüğünü de öbür tarafta öğrenirsiniz. Durum onu gösteriyor. Çünkü hizmeti kovdunuz. Gazetecileri kovdunuz. Akademisyenleri kovdunuz. Ülkemizin namuslu vatansever insanları kovdunuz. Şimdi başa gelen çekilir mi? Çekeceksiniz elbet. Allah belanızı vermiş zaten. Rus Ortodoks Kilisesi Ayasofya kararına tepki göstermiş. Zaten Duma'da uyarmıştı. Rusların Ayasofya hassasiyeti yüksektir. Putin'i lider görüyorlar. Ortodoks dünyasının lideri. Ayasofya kutsal bir mabet onlar için. Bakalım ne olacak? Ne olacak? Libya'da Ruslar uçakla git göndermiş. Vurmuşlar Vatiye üssünü, NATO üssünü. Yaşar Güler bir haftadır ortada yok. Adam öldü mü, yaralandı mı? Fransa, Arap medyası öldü diyor. Ümit Dündar'ın önünü açmışlar. Herhalde Ümit Dündar, FETÖ'cüler Yaşar Güler'in süresi uzatılmasın, Hulusi Akar ve Erdoğan uzatmasın diye adamı Ruslar eliyle öldürdüler. Bir haftadır ülkede Genelkurmay Başkanı yok. Nerede olduğu belli değil. Öldü mü, kaldı mı? Bir açıklama yapmıyorlar. Levent Ergün, 15 Temmuz'da Erdoğan'ın kullandığı şerefsiz, dersinden getirdiği katliamcı
namussuz işe gitmiyor bir aydır. Erdoğan'ın ve Hulusi Akar'ın D planı olarak Genelkurmay Başkanı yapacağı söyleniyor. Adam tüm gelir, rütbesi yetmiyor. Ama Erdoğan yapar biliyorsunuz. Ümit Dündar eğer Genelkurmay Başkanı olursa FETÖ'cüler her geç darbe yapar. Ordunun başına Ümit Dündar geçerse Erdoğan 15 Temmuz'da kullandığı birinci ordu komutanı ortaklık tam bozulur. Öküz gerçekten ölür. Daha öküz tam ölmedi. Van'da ise göçmen teknesi batmış. AKP'linin şu tekne 100 kişi 60 kişiymiş. 60 kişi olduğu tahmin ediliyor. Şu anda ölen 16'ya yükseldi. Daha önce de tekne batmıştı. Yine AKP'lilerin de. Yani Van Gölü canavarı mı vardır? Nedir? Mülteciler Van Gölü'nden kaçarken hep ölüyorlar. Ege'den geçerken ölüyorlar. Meriç'ten geçerken ölüyorlar. Ülkemizde transit geçmek isteyen Van'dan gelenler İranlıdır. İran Afganlıdır. Ege'den Meriç'ten çıkmak isteyenler genelde Türkiye'de mağdur insanlar, Suriyeliler veya Türkiye'de bulunan Afganlılar. Türkiye'de rahat edemiyorlar. Avrupa ülkelerine gitmek istiyorlar. Yaşam alanı yok ülkemizde. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne sen haciz getirirsen, belediye başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasındaki mobilyaları haciz edersen, ki bu adam almamış yani belediyeye, başkası almış, daha önceki belediye başkanı almış. Karalar diyor ki borç önceki dönemden. Yani adamın aklına yeri mi geldi? Hüseyin Sözlü dönemine ait. Götürsünler ne yapalım yani diyor. Benim ürettiğim borç değil ki. 2016'dan bugüne kadar beklemiş. Adam hazze vermemiş. 4 sene beklemiş. Ondan sonra 1 liralık işi kaç liraya yapmış? Tahmin etmek güç değil. AKP'nin hırsızlık döneminden kalma. Ondan sonra haciz getirmiş Erdoğan'ın emriyle. Ha, yorsan peynir markamız ifraz etti bugün. Ayasofya cami oldu. Hayırlı olsun. Yorsan 56 yıllık firmaydı. Mahkeme kararıyla daha önce kayyum tayin etmişlerdi biliyorsunuz Yorsan'a. 56 yıl önce Kur'anlar İzzettin ve Şerafettin Yörük Beyler zaten 2013 senesinde Dubai'yi Abraç kapitale satmışlardı. Yani paralarını kurtarmışlardı. Dubai'liler yönetiyordu. Aslında Dubai'liler değildi. Emine Erdoğan'ın şirketiydi. Siz Dubai zannediyorsunuz, Katar zannediyorsunuz. Onlar Dubai'li, Katarlı değil. Ya Emine Erdoğan'ın ya Recep Tayyip Erdoğan'ın şirketleri. Kayyum tayin ediyorlar kendi yapılanmaları. Adamların %20'si kalmış zaten. Batmış. Ondan sonra artık süt üretimi, ürünler üretimi falan yok. Hayvancılık yok zaten. Süt yok ki. Amerika'dan süt kesiyorlardı. Şişe sütü. Türkiye'de inekler süt vermiyor. O yüzden. Kucalı'daki olay imha skandalı olarak yansıdı. Askerler ölünce 3 tane jandarma açıklama yapmış. Gayet normal demiş şehit olmaları. Yani yaralılar filan. Biz patlayıcı maddeleri Hendek Belediyesi'nden kamyona koyup taşıyıp Erdoğan'a yardımcı oluyorduk. Bir sorun yok demiş. Asker ölebilir taşırken. Süleyman Soysuz'la jandarma genel komutanı Orgeneral Arif Çetin arasında Veysel Şahin adlı bir namussuz tefeciyi rüşvet alarak serbest bıraktıklarına ilişkin İddialar yansıdı. Yani bir tane düzgün adam yok mu ya? Bir tane düzgün adam yok mu bu yönetimde, iktidarda? Neden acaba siz insanları suç isnadıyla atıyorsunuz? Veya adam gerçekten suçlu. İşte bu Veysel gibi tefecilik yapıyormuş. Erdoğan döneminde tefeciler biliyorsunuz. Kumarbazlar çok büyük para kazandı. Onlar sonra da hapishanede kalmamak için de Arif Çetin'le Süleyman Soylu'ya rüşvet vermişler. Çok mantıklı.
Çok mantıklı. Allah hesabını soracak inşallah. Bu arada keçileri kaçırmışlar. Dersim'de dağ keçileri için yapılacak ihalede AKP'liler kesin alacaktır. Biliyorsunuz daha önce Gürcistan dokuyu öldürmüştü AKP'liler. Bulamıyorlar Gürcistan dokuyu. Daha önce bu konuyu dile getirmiştim. AKP'lilerin yine eli var bu Gürcistan hanımefendinin kaybolmasında. Annesi ağlıyor. Şimdi sıra dağ keçilerine gelmiş. Dersim'de keçi avlayacaklarmış. Keçilere gözü dikmişler. Keçiler inatçıdır. Keçiler. Nesli tükenen hayvanları avlamaya izin çıkmış. Şaka gibi gerçekten ya. Nasıl bir kabus bu? Bir tane düzgün kuralları yok mu adamların ya? Madem keçi avlayacaksanız ben size adres göstereyim. Gökçeada var. Askeri tesis yönetir. Orada çok keçi var. Keçiler serbest dolaşıyor. Ve ucuz o da et. Keçi eti. Dersim'de ne işiniz var? Siz keçi misiniz kardeşim ya? Dersim dağlarında, Muzdur, çaylarında keçi alacaksınız. Bırakın keçiler yaşasın ya. Zaten yabani keçi kalmamış ülkede. Onlar da alacaklar. Bu kadar da aç mı kaldı bu AKP'liler ya? Doymuyorlar gerçekten. Kasten mi yapıyorlar? Anlamıyorum ki. Herhalde kasten yapıyorlar. Ülkeye bir mafya çöreklendi. İyi insanlara ülkeyi cehenneme çevirmeye çalışıyor. İnşallah iyilik kazanır. Bu iktidar yaşlıları hapse atan, evlerinden çıkaran, bebekler elleri ayrı bırakan bir haçatı zalim iktidar olarak, bir firavun, karun iktidar olarak tarihe geçti. Ve bunun hesabı sorulacak tabii. Sözler anlamını çoktan yitirdi. Melek İpek Hanım gibi bir hanımefendiye yaptıkları muamele Allah belalarını versin. İbretlik olsunlar aleme. Nesiller boyu anlatılsın bunları sefalet, sefi adamlar. Deliye sormuşlar niye gülüyorsun diye. Bendeki derdi ağlamak kesmiyor demiş. Nasıl bir formülle anlatsak diye yıllardır kendimi zorluyorum. Farkındaysanız. Her gün size yeni haberler vermeye çalışıyorum. Evet. Arkadaşlar, YouTube'dan yaptığımız yayın devam ediyor. Canlı olarak devam ediyor. Acaba neden yorum açılmadı onu merak ediyorum. Periscope'dan yapmadım yayın. Buradan da Zoom'dan kayıt yapıyorum. Bir de o şekilde bir kayıt yapalım dedim. Acaba nasıl oluyor diye. Telefondan kayıt nasıl çıkıyor diye bakacağım. Yayına devam edeyim mi? Biliyorum canın sıkıldı ama gerçekten can sıkıcı bir jargon ve popülizm izliyorlar. Ne zaman insan olacakları konusunda bir fikrim yok gerçekten. Her gün yeni rezaletlerle uyanıyoruz. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu güzel söylemişti. Hem Firavun'a sövüyorsunuz hem de Musa'ya yardım etmiyorsunuz. Siz hangi saftasınız Allah aşkına? İnsan olmak için hizmet hareketi ve Gülen Hoca Efendi'ye yardım etmeniz gerekir. Sövmeniz sizi insan değil hayvan yapıyor. Ve Firavun zulmüne ortak yapıyor. Gizli ve açık soykırım ve faşizme ortak olduğunuzu itiraf ediyorsunuz zaten. Ben bu Yavuz Ağır Alioğlu'nun neler yaptığını anlatmaya devam edeceğim. Çünkü İyi Parti'ye toplanmış bütün darbeci FETÖ'cüler öyle gözüküyor. Atatürkçileri yoldan çıkartmaya çalışıyorlar. Şeytanlar melekleri yok etmek için Erdoğan'ın arkasında toplanmışlar. Ve soykırım projesi devam etsin diye destek veriyorlar. Tabii biz de bunları deşifre etmek zorundayız. Eğer zaten beyni olsaydı bu adamların MİT ve Verikuçu'ya çalışan Claudio Küpey olmazlardı. Hürer Erdoğancı olmazlardı. Ülkemizin gururu olan okulları açan mütevellileri, öğretmenleri Anadolu'nun alın terini yok etme peşinde koşmazlardı.
milyonlarca insanın mağdur olduğu bu süreçte iktidar icraatları ve muhalefetin gönüllü görmezden gelmesiyle soykırım devam ediyor. Ve FETÖ'cü torbasıyla bunu yapıyorlar. Her gün söylemeye devam edeceğim ben. Muhsin Başkan'ın katilleri ortaya çıkacak ve yargılanacak bir gün. Muhsin Başkan'ın kanı yerde kalmayacak. Ben 13 yıl Ali Alperen mahlasıyla Muhsin Başkan'ın kurduğu tüm yayın organlarında köşe yazdım. Ve çok iyi tanırım Büyük Birlik Partisi camiasını, Alperenleri. Şimdi ne yapmışlar? Yine eski task, eski aman tetikçi olarak kullanmaya çalışıyorlar. Her cinsten faşist sahnedeler. Alperen ve Nizami Alem Ocakları'nı aynı Osmanlı Ocakları gibi, diğer Ocaklar gibi, Türk Ocakları gibi Erdoğan'a bağladılar. Sinkronize oldu şeytanlık, faşizm. Bu kadar katil azmettirici, Hitler vali, soykırım talep eden köpeğin aynı tarihte siyaset yapması ve ortak bir dil kullanması, FETÖ jargonu kullanması normal değil. Meral Akşener'e sormak lazım. Acaba bu köpeği Yavuz Ağır Ali oğlunu size kim hediye etti? Devlet tayini mi? Katillerin barınma sığınağı mı İYİ Parti pırtısı diye sormak herhalde boynumuzun borcudur. Muhsin Başkan zaten diyordu hayattayken, birileri tarlamızı sürmüş. İşte bu fikir fahişeleri o sürülen tarlanın zehirli sarmaşıkları olmuşlar. Muhsin Başkan'ın nasıl ve kimler tarafından öldürüldüğünü araştırdığınızda bu katil bastonlar çıkıyor. Güya ülkücü bunlar. Ülkücücükler. Cücükler. Soğan cücükleri. Ne olacak? Sakarya'da yaşamını yitiren Havva Çelik'in eşi milleti kandırıyorlar diyor. En az 80-90 kişi öldü. Ya koca İdlib'de koca tabur yok oldu diyor. 35 şehit var diye kapatıyorlar. Koca tabur. Ruslar tarafından imha ediliyor. 35 şehit var diye kapattılar üstünü. Libya'da 16 şehit var diye yabancı basından öğreniyoruz. Türk basınında yazmıyor bir şey. Türk basınında bir şey kalmadı. Havuz medyası. Daha ne bekliyorsunuz acaba? Nero'nu görmek için Roma'yı yakmasını mı bekliyorsunuz? Yani Roma İstanbul oluyor, Nero Erdoğan oluyor. İstanbul'u yaktığı zaman mı uyanacaksınız? Tecavüze uğrayan kadın sayısı artıyor. 48 aylık süre zarfında 2016 ile 2019 tecavüze uğrayan kadın sayısı 404. Cinsel şiddete maruz kalan kadın sayısı 1132. Yani %1460 AKP döneminde ve sürekli de kadınlara, çocuklara taciz, hakaret ve yok etme, öldürme tehditleri alıyorlar. Bu kadar rezil bir dönem ben hatırlamıyorum. İstanbul valisi Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve Burhan Kuzu'nun bahis çetesi lideri Veysel Şahin'i hapisten çıkarma vaadiyle aldıkları rüşveti Süleyman Soylu açıklasa iyi olur. Erdoğan'a mı gitti rüşvetler? Bu şekilde mi insanları hapsedip hapisten çıkartıyorsunuz? Nasıl bir sistem bu ya? Muharrem İnce de bunları görmez. Her şeyi FETÖ'ye bağlar. Ondan sonra CHP'nin başına geçmek için Erdoğan'a yaltaklık, yalakalık yapar. Ali Babacan ayrı bir film. Hiçbir şeyi görmez. Arkadaş Allah'ın lütfu olduğu bu darbe diyenleri de görmez. 17-25 Aralık'ı da görmez. KHK'lileri görmez. Neyi görecekse arkadaş. Neyi düzeltecek yani. Fatih Terzioğlu 4. evde pankreas kanseri 22 Nisan'da çıkmıştı bu rapor. Efendim daha kağıt gelmedi, prosedür olmadı. Öldürecekler. Pankreas kanseri çok tehlikeli bir kanserdir. Aniden öldürebilir. Aniden kötüye gidebilir ve tedavisi de yok. İlaç tedavisinde fayda sağlamıyor. Kemoterapi de uzun gitmiyor. Bu arkadaş zaten ölecek.
hapiste ölmüş, dışarıda ölmüş. Bu iktidar için ne fark eder? Ama yakınlar için çok şey fark eder. Pankreas kanserinin tedavisi yok. Of of. Acaba ne düzeltebilir bu hayvanları? Suriyelilerde koronavirüs sorunu nedeniyle Suriyeliler, Türkiye'dekiler koronavirüs krizinde, açlık krizine girip reşit olmayan kızlarını para karşılığında evlendiriyormuş, satıyormuş maalesef. Bir de Suriye ayağı var. 4 milyondan fazla Suriyeli krizdeler Türkiye'de, geçinemiyorlar. Ek vergiler artıyormuş. TOBİ'nin vergisi, sermaye kontrolleri, efendime söyleyeyim. Erdoğan sürekli zulmediyor. Giresun'da cezaevinde evlenen Betül ve Mustafa Kurt çiftine işkence ve kötü muamele yapmışlar. Niye hapishanede evlendiniz? Acaba insanlar mutlu olmasın diye bir merkez mi var sarayda, MİT'te? Fatma Eraslan 13 yaşında bir kızdı. Suçu Kürt olmak ve Kürdistan'da doğmak. Cezası öldürülmek. Cinayeti örpas ettiler. Adalet mercilerine gizli tanık ifadesi gösterilerek terörist ilan ettiler. Ve Fatma öldü. 13 yaşında. Türkiye nüfusuna kayıtlıydı aynı zamanda. Türkiye'nin Kürdistan bölgesinde. Yani diyorlar ki Kürdistan deme. E kardeşim, tarih boyu Kürdistan bölgesi var. Şimdi inkar politikasıyla Türkiye Kürt sorunu büyüttü, büyüttü. İnsanlar da direniyorlar. Komik adamlar. Süfyan'ı tanıyamama sıraklı içinde olanlar. Adam MİT'in Erhal Erşam terör örgütüyle, MİT mensubu Heysem Topalca ile Suruç'ta insanları öldürdü. Milletvekili bastı, milletvekili adam öldürdü. Hastaneye gidip adam öldürdü. Bunların hiçbiri yargılanmadı, hesap vermedi. MİT maaşı veriyor yıllardır teröristlere. 9 yıldır. Adana, Ankara, Garı, Suruç, bütün terör eylemleri Erdoğan'ın başı altından çıkıyor. MİT'in organizesi, onların teröristleri. Hala cemaate atıp FETÖ diyenler. Ne zaman akıllanacaksınız siz? Bu tiyatro ne zaman bitecek? Adam özel tiyatroları da kapatmış. Ülkede tiyatro oynuyor yıllardır. Baş tiyatrocu Erdoğan ve haramileri. Tiyatrolara ihtiyaç yok. Devlet tiyatrolara da ihtiyaç yok. Özel tiyatroya hiç ihtiyaç yok. Devam edin bakalım böyle. İyi gidiyor. İyi gidiyor. Adam ne yapmış? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı merkezlerde 2019'da 1818 sosyal bilimler atölyesi, 24 bin dini ilimler atölyesi kurmuş. Ne demek dini ilimler atölyesi ya? Anlayamadım yani. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü demiş ki Daiş, IŞİD Libya'ya döndü Erdoğan sayesinde ve Erdoğan'ı ve IŞİD'cileri Libya'dan atacağız. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Sylvain Diran da aynı şeyi söylemiş. Libya'da Suriyeleşme var. Erdoğan işçileri, el ustacıları, Daesh'in sorunları Libya'yı böldü. Erdoğan'ı IŞİD'in lideri gösteriyorlar. Peki öyle yani. FETÖ'cüler de orada onun üstünü örtmeye çalışıyor. Dünyaya Türkiye'yi rezil ettiniz. Ondan sonra da devlet eliyle cemaati kırarlamaya, intikam almaya, yok efendim söyleyeyim, malına mülküne, okullarına çökmeye çalışıyorsunuz. Ağır İftiralar, hakaretler, yalanlar salıyorsunuz. Bir daha iletişim başkanlığı yaptınız. Logonuzu yerleştirdiniz Ankara'da. Haram üstüne haram. Hangisini düzeltelim bilmiyorum ki. Toptan çöpsünüz yani. Bu CHP'ler de çok salak olmalı gerçekten. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu demiş ki çoklu baro sisteminin meclisten döneceğine inanıyoruz. Bunlar manyak mı ya? Meclis mi kalmış? Nazan Bozkurt'tan mertlik ve direniş öğrendim demişim. Ülkede onca işkenceye, zulme, hukuksuzluğa ses çıkaramayan zevat otursun izlesin Nazan Hanım'ın konuşmalarını. Yiğitlik, mertlik neymiş görsünler. CHP'li Mahmut Tanal
Bora başkanlarını avukatlardan kurtarmış da Ankara'nın ortasında Kulu Park'ta avukatları yine dövmüşler, polisler. Kadın avukatı döverken Kulu Park'ta videolar var. Nedir bu drama ya? Avukatlar savunma hakkını kullanamıyormuş. E tabi kullanamazlar. Bunca zamandır masum insanların haklarını savunmadılar. Badel harabul Basra demişler. Yani ülke harap olduktan sonra kendi haklarını korumaya çalışıyor barolar. Fakat kendi haklarını dahi koruyamıyorlar. Koruyamazlar. Çünkü balık baştan koktu. Ahmet Davutoğlu hala konuşmuyor. Bu adam yani AKP'den ayrılmış gibi gözükenler konuşmadığı sürece Türkiye'de bazı gerçekler ortaya çıkmayacak. Davutoğlu demiş ki ben de işiyle destek verecek yüz var mı? Cevabı siz verin. Var. Sen başbakandın. Sunuş oldu. Ankara oldu. Gizli'de, Nusaybin'de senin emrindeki teröristler, IŞİD'ci, El-Nusra'cı oradaki Kürtleri öldürdü, şehirleri yıktı. Yani 4000-5000 arası insan var kayıp. Senin başbakanlığın döneminde Ahmet Davutoğlu insanlar karşı suçlar işledi. 15 Temmuz'da keskin nişancılarla 250 kişiyi resmi rakamları öldürdünüz ve suçunuzu FETÖ diye cemaatin üstüne atmaya çalışıyorsunuz. Ki daha önceden sözleşmiş bir durumdasınız. Bunu planlamış durumdasınız. Ortak bir ağızla iftira atıyorsunuz. Buna cindet deniyor. The madness stage. Aynı haltı yiyen başka diktatörler oldu dünyada. Yani bunları görmediniz, bilmediniz değil. Biliyorsunuz ülkemizde büyük bir ahmaklık sergileniyor. Trump'ın da buna katkısı çok büyük. Foreign Policy uzmanları, dün güzel bir video seyrettim. Diyor ki neokan Trump, John Bolton da neokan, Xi Jinping görüşmeye geldiğinde Amerika'ya Trump demiş ki Xi demiş, Jinping bu Doğu Türkistanlı Müslüman Türkleri çok güzel öldürüyorsun toplama kamplarında. Benim de elime fırsat geçse ben de Amerika'daki Müslümanları böyle toplama kamplarına alır, böyle öldürürüm demiş. Bunu da John Bolton duymuş. Buna tepki koymamış. Gökhan'ı çıkartmamış. Trump Taliban'la anlaşma yapmış. Afganistan'ın %50'sini teslim etmiş. Buna Gökhan'ı çıkartmamış. Neye kızmış? İran Dışişleri Bakanı Cevat Amerika'ya gelip Trump'la anlaşma yapmak istemiş. Molla rejimi. John Bolton buna kızmış. Yani geçtiğimiz Eylül ayında John Bolton'un Trump'a şahinlerden biri Evangelist Neokan karşı çıkmasının sebebi İran'la olmaz. İran kırmızı çizgi. Taliban'la olur. Yani kim katliam soykırım yapar, Gülkan'ı çıkartmaz. Müslümanlar öldürür, Gülkan'ı çıkartmaz. Böyle de ahmak bir adam John Bolton. Trump'ın diploması sahte çıkmış. Dünya şoktaymış. Erdoğan'ın diploması sahte çıktı. Dünya, biz şoka girdik ama bir şey değişmedi. Adam devam ediyor. Bir de Amerika'da üniversite imtihanı yok. Haber yapıyorlar. Kendi yerine üniversite imtihanına başkasını sokmuş. Ya Amerika'da üniversite imtihanı yok. Lise notlarına göre üniversiteye gidiyorsun. Adamlar Kuzey Amerika sistemini de bilmiyor. Türkiye'de haber yapıyorlar. Yani Trump'ın yerine başkası girmiş üniversite imtihanına. Amerika'da, Kanada'da üniversite imtihanı yok arkadaşlar. Of of. Ben bu haberlere son vereyim. Libya'daki Erdoğan'ın teröristleri birbirlerini öldürmeye başlamışlar. Tripoli'de, başkent Trablus'un başkenti Tripoli'de. Furzan Yansur diye bir şey var, grup var. Erdoğan'ın maliyeleştirdiği, maaş verdiği IŞİD'ci teröristlerden birbirlerini öldürmeye başlamışlar. Normal, Suriye'de aynı şekilde İdlib'de de birbirlerini öldürüyorlar. Erdoğan onlara maaş vermeye devam ediyor. Çok mantıklı.
Benyamin Açın demiş ki Aleviler ve ateistler ahlaksızdır diyen ilahiyatçı Refet Ermiş AKP'li 4 erkek çocuğuna tecavüzden 24 yıl hapis cezası almış. Ödül olarak yüksek bir makama Erdoğan tarafından tayin edilmiş. Yani Erdoğan nerede katil, tecavüzcü, namussuz var, suçlu var, göreve getiriyor. Şeyma Öztekin Gaziantep'te tutuklandı. Eşi Semih Öztekin de hapiste. Oğulları Salih 6 yaşında, Melih 3,5. Annelerine, babalarına ihtiyaçları var. Masum insanlar böyle hapse giriyor her gün. Yani Yezid ordusunun Ehl-i Beyt'i kuşattığı gibi kuşattığınız masumları, her gün başka bir zulüm peşindesiniz. Ayağınıza taş değmiyor diye haklıyız sanıyorsunuz. Ancak ötede bunun hesabını vereceksiniz. Evlatları için cezaevine giden beyaz tülbentli kadınlar da Kocaeli'de savcılık sözde anne diye tanımlama yapmış. Ya annenin sözdesi mi olur? Ömer Faruk ya gel oğlum. Kocaeli'de kafayı yiyecek ya. Bu kadar olur. Kardeşim yani bütün namussuzların altından AKP ve Erdoğan çıkıyor. FETÖ'cüler, Pençekçiler çıkıyor. Ama hala masum insanlara FETÖ diye saldırmaya devam ediyorlar. Dört bir koldan. Ben de bunu henüz idrak edemedim. Yani sözde anne diyenler cemaatten değil. Müsaat'ın adamı çıkmış, devlet için ne yaptım demiş. Patlama olan fabrika müsiattan bir adamın bir o fabrikayı işkenceler için MİT kullanmıştı. Atilla Kaya'nın kullandığı yerlerden bir tanesi. Masum insanlara işkence yapılan yerlerden bir tanesi. Fabrikalardan bir tanesi. İllegal. 15 Temmuz kumpası, çadır tiyatrosu elbette ortaya çıkacak. 15 Temmuz'a ben sıkı yayın yapayım. Yani yapayım mı? Yapayım. Bir de Sakarya Çatalca bölgesinde Çerkez kökenli etücü kamplarda komutan olarak çalışan Düzce'de 15 günde bir asker eğitimden geçirdikleri şeyler var. Sadat'a adam yetiştiriyor. Veli Küçük ve Çerkez askerler, Hasanoğlu Atilla gibi adamlar. Kayseri kampı var Yahyalı ilçesinde, Aladağ Aksudere bölgesinde. Burada AKP gençliği, işte Osmanlı ocakları, Türk ocakları, Alperen ve Nizam Alem ocaklarından toplanıyor. Çatışma, beden eğitimi, silah kullanma, patlayıcı madde eğitimi veriyor. Kim veriyor? ETÖ'cüler veriyor. Sadatçılar değil hepsi. Nevşehir, Niğde, Kırşehir ve Kayseri'de özellikle İmam Hatip öğrencileri getiriliyor. Silah kullanmayı öğreniyorlar ve yakın dövüş sporları öğretiliyor. Ders verenler ETÖ'cüler, sadatçılar, ortaklar. İşlerinde kaşarlanmış el-Kaide'ci teröristler de var, Çeçenler de var eğitim veren. Günaydın. Welcome to Turkey. Arkadaşlar, böyle haberler devam edip gidiyor. Benim 24 saat içinde topladığım bilgiler, haberler bu şekildeydi. Daha fazla yayın yapıp da başınızı şişirmek istemiyorum. Burada yayınıma son vereyim. Tekrar buluşmak üzere. Bugün Ayasofya Camisi'nin açılmasıyla beraber Erdoğan hırsızlıkta ve popülizmde sınır tanımadığını göstermiştir ve ciddi bir rant elde çık demektir. Darbecilere de şunu söyleyeyim. Ben bütün darbelere hayatım boyunca karşı oldum. Bütün hücrelerim darbecileri sevmez. Ve darbecilere karşı, her türlü darbeciye karşı mücadele ederim. Anlatabildim mi? Cemaatteki insanların %99.9'u da böyledir. Biz darbecileri sevmiyoruz. İyi günler arkadaşlar.